Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine birlikte atmaya davrandıkları zaman biz ona şöyle vahyettik. Hazreti Yusuf'a Allah daha çocukken vahyediyor, kalbine vahyediyor. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin. Yani onlar kendi yaptıklarının şeylerin gizli olduğunu zannediyor. Ama sen onlara haber vereceksin. Yani onların yaptığı oyunları, anormallikleri onlara bildireceksin. Mehdi'nin de yapacağı budur. İnşallah. Yani yapılan sahtekarlıkları, oyunları onlara bildirecektir inşallah. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette gelirler. Akşamüstü genellikle gecenin şerrinden Allah'a sığınır. Akşamüstü suç işleyenlerin kullandığı bir vakittir aynı zamanda. Geceler tehlikelidir. Çünkü telafisi çok zordur akşamdan sonra. Mesela bir insan kaybolsa akşam aramak çok daha zordur. Gündüz bulmak daha kolaydır. Babalarına ağlar vaziyette gelirler. Demek ki bak, kalbinde hastalık olanların, münafıkların ağlamayı da kullandıklarını görüyoruz. Yani ağlamayı da bir silah olarak kullandıklarını görüyoruz. Ağlamaya da inanmamak lazım. Çünkü mesela bir iftira atan, bir fahişeyi buluyorlar mesela, götürüyorlar. Emniyette yahut mahkemede götürüp ağlatıyorlar fahişe. Salyasıyla falan ağlıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Hayali sahtekar oyunlar oynuyor. Ne oluyor sonra? Karşı taraftaki insan inanıyor. Ya diyor. Çünkü kadın ağlaması insanları çok etkiler. Zavallı görünüm verdiği için. Bunlar da orada ağlayarak inandırıcılık kazanmaya çalışıyorlar. Münafıkların oyunlarından biri de budur. Yani ağlamaya şüphe gözüyle bakılması lazım. Yani samimiyetsiz, sahtekarca bir ağlamaya karşı dikkatli olunması gerekiyor. Oyun veya taktik amaçlı ağlamaya da çok dikkatli olmak gerekiyor. Dediler ki, ey babamız, gerçek şu ki biz gittik, yarışıyorduk. Şimdi bak, münafıkların ve kalbinde hastalık olanların yalan söylemekte ve kafalarında bir hayali olay meydana getirmekte nasıl yetenekli oldukları görünüyor. Demek ki iftirada yaman oluyor münafıklar. Çok dikkatli olmak lazım. Bak, yarışıyorduk. Veyahut kalbinde hastalık olanlar. Yusuf'u da yiyeceklerimizin yanına bırakmıştık. Eşyalarımızı yanına bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Bak, babasının korktuğu konuyu ona söylüyor. Kurt. Tabii kurda dikkat çekilmesi de ayrı bir şeydir. Yani ahir zamanda, değil mi? Evet. Yani kurt gibi insanlar türemiştir. Kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Bak, bu da bir münafıkhane ve bilinçaltı kurgulamadır. Yani ben zaten doğruyu söylesem sen inanacak değilsin. Yalanı tezgahlayanların ne kadar kapsamlı ikna ve telkin metotları kullandığını gösteriyor Kur'an. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini de getirdiler. Bak, delil de oluşturabiliyor. Demek ki Müslümanların aleyhine, ahir zamanda Mehdi'nin aleyhine muazzam iftiralar atılacak. Gerekirse aleyhte deliller oluşturulacak. Yani çok kapsamlı ve inandırıcı tavır gösterecek münafıklar. Yani hakikaten gerçekten sanki Müslümanmış gibi, gerçekten iyi insanmış gibi, gerçekten değerli insanmış gibi karşısına çıkaracaklar ve çok galiz iftiralar atacaklar. Hatta yalan ve sahte deliller oluşturacaklar. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini getirdiler. Sahte delil. Hayır dedi, nefsini sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Bak, bu tam bir Müslümanca tavır. Şimdi burada peygamberin yaptığı hareketi mükemmelini görüyoruz. Bir kere buna inanmıyor. Bu feraset, basiret ve akıl gerektiren bir şeydir. İnanabilirdi, inanmıyor. İkincisi, bana düşen güzel bir sabırdı diyor. Bu da çok güzel. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı, bak, yalan söylediklerini hemen anlıyor ferasetle. Allah'ın dilemesine kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Ben Allah'a sığınıyorum diyor. Tam Müslümanca bir usul. Bir yolcu kafilesi geldi. Sucularını kuyuya su almak için gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Mehdi kova burcundan, biliyorsunuz. İncil'de de geçiyor. Kova burcundan olan kişiye uyun diyor Hazreti İsa. Kova burcundandır. Evet. Bu masonlar da bunu biliyor. Yani kova burcundan olacağını, ilgili kişinin. Yani
ve İsa'nın bahsettiği kişinin de İncil'deki kova burcundan olduğunu biliyorlar. Kovasını sarkıttı. Hey müjde, bir çocuk. Bir kere burada bir müjde var. Ve bu bir çocuk. İlk Mehdiyet'in ilk çocukluk yıllarına, gençlik yıllarına bakan bir ayet aynı zamanda. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Bak, ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Önem vermiyorlar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendir. Yani bir süre geçiyor. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. Mehdi de insanlar pek önemsemeyecekler. Başlangıçta. Onu satın alan bir Mısırlı karısına, onun yerini üstün tut. Umulu ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniz dedi. Firavun da biliyorsunuz Hazreti Musa'yı almıştı. Evet. Yani onu koruyup kollamıştı. Haberi olmamıştı ona. Ne, yani nasıl bir hizmet ettiğini bilememişti. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık Mısır'da. Ona sözlerin yorumundan bir bilgiyi öğrettik. Yani hakkı ve güzel ifadeyi ona öğretiyor. Yani o zamanki hak olan bilgiler, Allah'ın bildirdiği bilgileri çok güzel yorumluyor. Hak olan şeyi güzel yorumluyor. Mehdi'ye bakan yönü de Mehdi'nin Kur'an'ı, hadisleri, Risale-i Nur'u mükemmel yorumlayacağını anlıyoruz. Ona sözlerin yorumundan olan bir bilgiyi öğrettik. Öğreten kim? Allah. Demek ki Mehdi ve diğer peygamber, diğer kişiler müstakil bir güce sahip değil. Bütün güç Allah'ın elinde. İnşallah. Allah emrinde galip olandır. Yani emrettiği bir şeyi yerine getirir ve galip olacaktır. Ebced'i 2014 tarihini veriyor. Kardeşim, maşallah. Hep hakimiyetlerde Mehdi devrinin tarihi çıkıyor Ebced'de. Yani maşallah. Bu bir tane tesadüf olur, iki tane tesadüf olur, üç tesadüf, dört olur, beş olur, onu 50 olur, 60 olur, 100 tane Ebced'in var, 100'ün üstünde Ebced var. Hepsi Mehdi devrine bakıyor hakimiyetle ilgili ayetlerde. Tamam mı? Maşallah. Ve başka tarih vermiyor. Evet. Sırf Mehdi'nin tarihini veriyor. Bu çok acayip bir şey. Maşallah. Allah emrinde galip olandır. Ebced 2014. Ancak insanların çoğu bilmezler. Şu anda da insanlar çoğu bilmiyorlar. Bakın 22. Ergenlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. Burada da bir Mehdiyet'e bakış var. Bak, kendisine hüküm ve ilim verdik. Hem güzel hüküm verme, hem de güzel bir bilgi. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Yani ledün ilmi, vehbi ilim,